geldin. Evet. İmran, sizin de köylünüz. Ben tamam. Tanımam ki onları. Ben hiç görmedim. Görmediniz tanımam. Ama. Şimdi hiç senin tanımam. Kardeşin burada. Veysel burada. Senin gelin burada. Kezban burada. Olmayan şey açıklanır mı değil mi? Olmayan bir şey. İmran da diyor yalan ki. Yalan da olsa söylenmez. Tamam yani. Önce, önce. Ben arkadaşlara bir şey sormak istiyorum ama. Arkadaş kim? Ablam yani, mı? Yani Aşkın Bey olsun, İmran ablama olsun. Bu buraya mesela diyelim programa çıkmak için siz mi müracaat ettiniz yoksa Hacer Hanım'ı arayaraktan mı? Yok ben müracaat ettim. Müracaat ettim. Evet. Hacer ile bilgisi yok. Hacer sizi hiç aramadı. Biz aramadı. Hayır ben sen benimle konuşuyorsun abi zaten. Ha? Hacer ben neyse sen beni gördün dükkanıma geldin. Konuşuyorum. Ha, ama bir de şu var. Ben yine de kayıtlarının araştırılmasını istiyorum. Araştırılsın. Hayır ben kimseyi aramadım ki. Hayır ben araştırılmasını istiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi tamam. Siz burada abla kardeş yüz yüzesiniz. Evet. Tamam mı? Ne zamandır evet. Görüşmüyorsunuz Kezban? Uzun zamandır. Ben şimdi kardeşinle ve senin gelinle yüz yüzesin. Evet. Kardeşinin gözün içine baka baka o cinayet anını itiraf ettiği anla ilgili detayları anlatır mısın lütfen? Ne anlattı sana kardeşin? Ha, ben onu anlatacağım değil mi? Ha, o anı şimdi, anlat. O yalan anı. Diyor ya gözlerin içine bak onun çünkü. Evet şimdi bizim oğlan Muğla'da merkezde otururken beni aradın. Aradın. Dedin ki ben bir cinayet işledim dedin mi? Dedin. Kesinlikle demedim. Hayır dedin. Dur demedim. Dinle. Dedin. Dinle bir demedim. Dur bir dinle. Önce senin, dinle. Bak. Küfür yok. Hem hiç umurunda ama değil. Kesinlikle evet. Küfür etmiyorum. Olabilir. Ben fark etmez. Evet. Devam edelim. Olabilir. Ben biz olanını söylüyorum. Hı-hı. Aradın mı? Sen aradın. Bayram bana kızlık dönemlerinde bile gönlüm vardı sende diye muhabbetler kim? Ettim etmedi mi? Ben mi? Ben Bayram tanımam ki. Aa, ne? Evet. Tanımam. Gazinoya geldi Tavas'ta çalışırken dedi. Ben sana güzlük dönemlerinden bu yana aşığım dedi. Kayıp olan Bayram Hacer'e aşık mıymış? Bunları bahsetti. Ben bilmiyorum. Vallahi evet, billahi. Evet bilmez. Bunları bilmez. Mümkün hayır, değil. Hayır şimdi şöyle bir şey. Kayıp bilmez. Bayram. Şimdi bir de şu itirafa evet. Gelelim onu evet, konuşalım. İlginç evet, şöyle bir şey. Onu geç. Evet, sen tabii, onu geç. Ben onu tanımıyordum zaten. Tanımıyorsun gerçekten evet. De tanımıyordum. Tanımazsın evet. Önce dinle. Sen evet. Beni aradın. Evet. Ben de dedim ki kimi vurdun dedim. Hı-hı. Şu telefonda konuşulmaz. Evet. Dinlenebilir dedin. Hı-hı. Evet. Denizli'ye geldiğim zaman bir ara konuşuruz dedin. Tamam. Tamam. Hı-hı. Aradan bir zaman geçti. Evet. Denizli'ye geldin. Hı-hı. Ben dedim ki bizim oğlan sen bir cinayet minayetten bahsetmiştin. Evet. Bu neyin nesi dedim. Evet. Dedim. Evet. Ve orada sen dedin ki ben Bayram'ı vurdum. Ha. Ben de Bayram kim dedim. Demedim mi dedin. Geçmedi. Geçti. Sen önce beni dinle. Atıyorsun. Önce bunların beni dinle. Çıkacak. Bak hayır. Hepsi çıkacak. Çıkacak. Önce beni kesinlikle dinle. Kesinlikle çıkacak. Ben eminim. Ben adalete güveniyorum. Beni dinle. Dinle yanıt ver. Tabii. Beni dinle. Bir niye vurdun dediğim zaman beni kim vurduya gönderecekmiş. Onun için vurdum. Ben de neden vurayım ki? Benim bayağı en ufak bir kavgam gürültüm yok ki. Kanun diye bir şey var dedim. Niye vurdun ki dedim. Bir dakika Celciğim. Yani Bayram Veysel'i mi vuracakmış? Önce tabii telefonda görüştürüyorlar bak, ya. Bak muhabbete. Ha. Telefonda bunlar canlı yayında evet. Birbirlerine telefonlarla konuşturuyorlar. Çünkü Kezban'ın Bayram'la işi olduğunu sonra tahmin kaç ettim. Kaç defa görüşmelerimiz var? HTS kayıtlarından da isteyelim. Var HTS sıkıntı kayıtları yok. Açıklayacağım ha, birazdan. Tabii, tabii. Kendi söylediği zaman biz dedi tuzak onu oraya sonra geleceğiz. Hı-hı. Niye vurdun dedim. Beni öldüreceğim işte dedi. Ben de ondan evvel tuzak kurdum dedi. Bir dakika Bayram geliyor. Özür dilerim. Bayram Veysel'i Kezban yüzünden mi öldürecekmiş? Dur bir dakika. Aynen. Heh, öyle evet. Mi? Aynen. Kezban'a kavuşmak için Veysel'i aradan kaldıracakmış. Hı-hı. Kendisi tamam, de nasıl edin. Bir şey aslında Bayram'ın da bu konudan haberi yok. Tamam mı? Hmm. İkisi yan yana otururlarken bu mikro telefonu açtırıyor bizim oğlan. Telefonu açtırıyor buna. Mikrofonu da açıyor. Bayram seni ben aşığım, çok seviyorum, özledim dettiriyorsun. Evet. Ha. Bunu karın söyledi. Dettiriyorsun. Vallahi Allah ya. O da, biz savcu dururken tabii o da diyor ki. Savcıya ifade vermişiz ya. Ben de seni özledim Kezban, aşığım diyor. Evet. Bu sefer söyle. Kezban'ı dettiriyorsun. Söyle. Veysel ne olacak? Diyor. Uzver telefondan öbür ucunda Bayram diyor ki onu kim vur diye göndeririz. Veysel'i düşünme sen arayamızdan
çıkarır veririz, kaza su veririz diyor. Evet. Ondan sonra sen bu kelimeyi duyuyorsun. Hı-hı. Duyduktan sonra da hı-hı, kaza su öyle verilmez. Hı-hı. Öyle kim vur diye gönderilmez, hı-hı, deyip inşaatta öldürüyorsunuz. Tamam, ben cinayet inşaatta mı işleniyor? İtiraf ediyor mu? Etti mi bunu? Ben bana anlattı tek tek, işte ben önce onu söyleyeyim ya. Didem Hanım. Söyle, yanıt ver. Ben bugün hayır o konuda değilim. Ben bugün en son çalışmış olduğum inşaat o zamanlarda Önder Bey'in inşaatı dönemiydi. Önder Bey'in yarın yayına, canlı yayına bağlatacağım. Bağlansın. İnşaatta kalmış ya. Hı. Kim inşaatta kalmış? Cenaze inşaatta kaldı demedin mi? İnşaat, evet, inşaatta bir gece inşaatta kaldı dedin. Ertesi gün kaldırdık dediniz. Evet, öyle dedi. Kaldırdık. Allah, dağa götürdük Allah dedin. Ya. Dağda bir ıssız bir yere attık dedin. Hı. Evet. Ve artı ben senin yalancısıyım. Ben senin yalancıyım. Bizim kız. Dönemlerde evet, senin kaç tane çevren var, arkadaşın var ben bilmiyorum. Bunların hepsinin araştırılmasını istiyorum. Ara. Oraya geç. Ya ben malımı aydınlatmaya çalışıyorum. Değil konu cinayet. Konu ben iftira cinayet. Atıyorum. Husumeti var diyorsun, o yüzden mi İftira diyorsun? Atıyor efendim. Konu ben cinayet. Kesinlikle kabul etmiyorum. Konu cinayet. Bunun iddialarını kabul etmiyorum. Açık açık söylemen kesinlikle lazım. Beni aradığını söylemen lazım. Ya. Benimle böyle diz dize gelip de konuştuğunda ben öldürdüm. Hı. Daha attığımı dediğin, Allah dediğini Allah unutma. Ya. Ne zaman dedim ya? Tabii canım. Çok yakınsın ya bana. Tabii. Evet. Ondan sonra neyse, sen bu olayı anlattıktan sonra, aha, ben bunu inanmadım zaten. Evet. Yıllar geçti, aradan inanmadım. Evet. Sonra da şuna teyit ettirdim. Şuna teyit yıllar ettirdim. Geçtikten sonra niye teyit ettiriyorsun peki Hacer? Ya şimdi artık o zamanları taşınmadılardı. Sonra taşındıktan sonra. Evet. Denizli'ye taşındıktan sonra. Sonra gelelim. Kezban'la ne konuştun? Kezban'la bir yüzleş bakalım. Tabii, sonra Denizli'ye taşındıktan sonra aradan bir zaman geçti. Nasıl öldürdünüz dedim. Siz bayramı nasıl öldürdünüz dedim. Hı-hı. Aslı var mı bunun dedim. Kocan böyle böyle diyor dedim. Aslı var mı dedim. Var demedin kız. Ha? Yalan söyleme. Var dedi. Abi bir karıştırmasana, kadın konuşsun. Niye baskı altına alıyorsun? Ben baskı altına alıyorum. Bravo dedim. Zaman bravo anlatsın. Baskı altına alıyorsun. Aşkım bir dakika lütfen. Var dedin. Tamam, bırak kadın konuşabilir. Kendi ifade edebilir. Ağzı var, dili var ya. Bir dakika aşkım durur musun? Değil. Dün kendini nasıl ifade etti burada? Aşkınla birlikte oldu dedi. Nasıl ifade etti dün burada? Siz sahip çıksaydınız ya babanıza madem, kocanıza. Konuşuyor yıllar. Fatih'te ne dedim sana? Ne dedin? Babam karşıma çıksa ben öldürün değil mi? Ben inkar etmiyorum bunu. Yapma dinle adam bilem. Yapmadın ya şimdi öyle oluyor. Aşkım evet, babası şimdi öldürmüş olabilir diyorsun. Olabilir. Her şey olabilir. Çünkü ben bazı şeyleri evet takibi alıyorum burada. Hı. Ben de dinliyorum bazı insanları. Telefon orada bulunduğu için o öldürmüş olabilir, olabilir diyorsun. Her şey olabilir. Şey bir dakika. Gelip de her şey olabilir. Evet. Açıkladın mı? Kardeşim öldü babam yüzünden. Şey evet. Her şey ama biliyorlar. Ben... Gide de babama kötü bir şey yapmadım. Annemi yıllarca dövdü. Ben yıllarca yaptım. Dövdü. Ben de yaptım. Yapsam. Tamam da kadın ya mi? Ben konuştum. Onun kara gözüne, kara gözüne, kara kaşına vurgun. Tabetti de bana geldim. Benim yanıma tamam geldi. Ben sana ne dedim? Gel abi. Babamı aydınlatan da ben seni suçladım mı bugüne kadar hiç? Sen şimdi beni babamı öldürdün diye suçluyorsun ama. Hayır. Hayır, ben seni hala suçlamadım. Anlamadım. Ben seni hala bayram suçlamıyorum. Bayram benim babamı öldürmedi ki ben babamı öldüreyim dedim. İnsanlar bir konuştur. İnsanlar bir konuştur. Ben sana hala abi diyorum. Hala. Evet. Sen beni konuşturmuyor ki. Konuşturuyor. Sen kadını da konuştur. Bırak abi. Ben sana ne dedim? Gel yardımcı ol. Babamı bulalım. En son senin yanına geldi değil mi babam? Evet. Aramıyor. Gelmedi dedim oğlum. Geldi demedin mi? Dedim geldi evet, dedim. Tamam. Gelmedi demem mi gerekiyor? Bir dakika beni dinlemiyorsun abi. Beni dinlemiyorsun. Dinliyorum. Dinle ben. Tabii. Kendimi anlatayım sen bak, de kendini anlat. Sabırla dinleyeceğim. Yaz bir bardak su alayım yani. Tabii mümkünse. Verelim bir su lütfen. Bak şimdi ben seni aradım. Halam babama ulaşamamış değil mi? Halam babama dedim, ulaşamamış. Ulaşamamış dedin ha, evet hatırlıyorum. Bak şimdi. Hatırlıyorum. Halam arıyor, eniştem arıyor, abim arıyor, ben arıyorum babam ulaşamıyoruz. Evet doğru. Sen dedin ki baban... Dedim Bodrum'a gidecekti. Arkadaşlar cezaevi arkadaşları yanına gidecekti dedi. Milas Bodrum yanına geçeceğim. Tamam, biz mekana çözeceğiz. Ben sefer arada girmiyorum abi bak. Sen bana Bodrum'a gidecekti arkadaşların yanına dedin mi? Hani işe yarayacağım. Şimdi ben babamı cayır cayır arıyorum. Bu adam da senin yanına geri döneceğini söylüyor mu?
Gelmedi. Hayır tamam. Sen de adamı aramadın mı arkasından? Aradım. Aradım. Tamam. Sen beni aradıktan şimdi sonra. Şimdi şöyle yapacağım. Aşkın bir susmanı rica ediyorum sen senden. Sen beni aradıktan sonra aradım. Veysel'cim bir şey rica edeceğim senden. Hı-hı. Seni yan stüdyoda bir 5 dakika ağırlayacağım. Ben bir Kezban'la bir baş başa konuşmak istiyorum. Dışarı alabilirim çok rica ediyorum. Sağ ol, buyurun. Sağ ol, suyunla beraber geçebilirsin. Arkadaşlar yol gösterin. Şuradan eşlik kedi kendisine. Gel kenara Kezban. Dibe kadar gel canım. Yastığı da düzelteyim. Şimdi diğer stüdyoya gitsin. Her şeyi de duysun istiyorum Veysel. Diğer stüdyoya götürün arkadaşlar Veysel'i. Her tarafı duysun. Şimdi. Bir dakika dur. Bizdeki izlenim de öyle. Diğer stüdyoya gitsin bu arada. O her şeyi duysun. Yoksa ben ya onun da duymasını istiyorum. O duymadan sağlıklı bir yayın yapmak istemiyorum. Ve Veysel odaya gidinceye kadar ben şunu söyleyeyim. Ya bendeki kanaat de o. Bak sevgili Kezban. Evet. Yani sanki Veysel senin konuşmanı engellemeye çalışıyor ve seni konuşturmuyor gibi bir hava edindiğim için, bu sadece aşkının bir edindiği izlenim değil, Orhan Bey de öyle, Selma Hanım da öyle, herkes aşağı yukarı bu kanaatte, seni konuşturmuyor, sen de sus pussun, böyle konuşmuyorsun. Korkuyor musun Veysel'den? Hayır, korkmuyorum. Korkmuyorsun, her şeyi bize söyleyeceksin. Niye elini böyle bağladın? Bağlamana gerek yok, rahat ol. Sürekli böyleyim ben. Yani şöyle bir bağlıyorsun yani. Şimdi birazdan gelin görümce yüzleşecek. Bu yüzleşmede çünkü diyor ki sevgili Hacer, ben diyor arkasından bu cinayeti kardeşim bana itiraf ettikten sonra bir inanamadım diyor. Sonra da diyor şeyle konuştum, gelin Kezban'la konuştum. Kezban bana her şeyi anlattı diyor. Bu kez gelin görümce yüzleşecekler. Yüzleşsinler ama bir ara verelim, soluklanalım, sonra devam edelim.